Bu insanlar kameraların kendisini çektiğini asla fark etmediler. Videodan önce kanala abone olmayı unutmayın. 1 milyon olmamıza az bir şey kaldı. Şuraya bir altın plaket yakışmaz mıydı? Size soruyorum. Yakışmaz mı abi? Anne oğlunun odasına giriyor. Oğlunun ödev yapıyor olması lazım. Ve Alexa'ya oradan fısıldayarak soru soruyor. Alexa da ona fısıldayarak cevap veriyor. Bu nasıl bir şey ya? Bak şimdi. Alexa 97-68 kaç eder? Diye soruyor. O da onun cevabını fısıldayarak söylüyor. Yalnız şunu düşünüyorum. Alexa fısıldayınca fısıldıyor mu? O zaman şimdi benim de Siri'ye fısıldayarak soru sorunca fısıldayarak cevap vermesi gerekiyor. 2+5 kaç eder? Yanıt 7. Ya bağırdın ama duyuldu hep ya. Bir de şöyle söyleyelim. 2+5 kaç eder fısıldayarak söyle. Cevap 12. Bağırdın ama abi hep bağırdın duydular ya. Hırsızlık ilk denemesi, kamerayı görüyor ve korkuyor. Ne ya bu, Halloween gibi bir şey mi? Bak çikolataları çalacaktı herhalde hepsini, ondan sonra geri kaçtı. Gitti bu. Bir daha mı gelecek? Ya bu sefer ikinciye geldi, bütün kovayı çaldı. Abi sen o kadar çikolatayı çalıp ne yapacaksın ya? Zaten Halloween. Halloween dediğin şey de zaten yurt dışında kutlanırken kapının önüne bir sürü çikolata koyulur. Senin çalmana gerek yok yani. Mahalleyi turlasan zaten bir sürü çikolatan olacak. Evinizin önüne bırakılan paketi çalmaya çalışan adamı görüyorsunuz şu an. Bak ya. Yakalanınca nasıl arabaya bindi de kaçmaya çalışıyor. Ama çok yanlış bir hareket yaptın ve karların üstünde kaldın. Artık hiçbir yere kaçamayacaksın. Bakın yani paketin sahibi de hiç öyle kötü bir hareket falan da yapmıyor. Sadece videoya çekiyor. Aynen ya, şu an ittin. Bak şu an kaçıyorsun hatta. Oo, neredesin acaba, hiç görmüyoruz. Abi işte hani bazen ilahi adalet derim ve bırakırım. İniyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Ya bu nasıl bir girişimdi ya böyle. Dünyanın en saçma olayı ya. Hırsız kaçamıyor ya. Evin önünde bak orada lastiği temizlemeye çalışıyor. Sen kaçamayacaksın abi. Bence sen gel evin sahibinden özür dile. Arabayı da kır. Bir de yardım istiyor galiba, böyle falan ya. Yani gel yardım edeyim bir de. En sonunda zaten polis de geliyor. Yani adam da yakalanacağını anlamıştır. Bir şey diyeceğim, kaçsaydın ya. Ne oldu? Çocuk ne yapmış? Bir şey yapmış herhalde, bak bak. Bir şeylikler var. Ne o? Twerk yapan Among Us mı? Böyle bir videoyu niye izlersin ki ya? Bunu izlerken yakalanmış. Yalnız dünyanın en saçma videosu, ne alaka ya? Among Us twerk. Uçağa binerken bagajınızı tartıyorlar yani, bir kilo fazla çıkarsa orada para alıyorlar falan. Bacağını koymuş orada 49.5'u aşırtmaya çalışıyor. Yani 50'nin üstü olursa para alacak. Dizini koymuş ya oraya. Bak adam o dizi görmeseydi 50 üstü olacaktı, para alacaklardı ama 49.5'ta kaldı. Abla sen... Onu nereden çıkardın ya? Tavuk muydu o? Abla 2 paket tavuk almış marketten ama parayı ödememiş. Sonra temizlik malzemesi gibi mi? Onlar yemek mi acaba? Abla bayağı sen bütün dükkanı götürüyorsun ya. Onlar deterjan mı o pembeler? Bitmiyor. Abla bayağı depo gibi her şeyi götürüyor. Onları sen nereye sakladın ya? Dışarıdan bakınca da hiç öyle bir şey almış gibi durmuyor. Mavi bir şey daha geldi. Abla kesin bir şeyler daha var ya. Çıkar çıkar. O neydi? Herhalde pirinç falan mıydı? Çıkar çıkar, inanmadık. Orada da kesin bir şey var ya abla. Ne bileyim yani, bunları da nasıl aldın anlamadım. Evinin önündeki çöp kutusunu kırmışlar. Sonra kamera kayıtlarına bakmış, şunu görmüş. Abi nasıl kırmayı başardın ya onu? Sen bu adama bir çöp kutusu borçlusun. Ya durduk yere adamın çöpü alınırken kutu kırılıyor ya, ayaklar falan. Salonda rahat rahat yatarken yukarı bir baktınız, üst komşu testereyle tavanı kesiyor ya. Abi sen tavanı neden kesiyorsun yani? Ne gerek vardı böyle bir şeye ya? Bir şey istiyorsan çal kapıyı, biz sana verelim. Oradan tavanı kesiyor ya. Yalnız tavan da ince miymiş acaba? Ha yok, gerçi bu tavan arası da olabilir ya. Çok bilemem. Niye kestin sen şimdi orayı? Durduk yere biz evde yok mu sandın acaba? Bak bak, bu video kurgu kesin de yani. Saçmaydı çünkü. Abi karşına baksan zaten ev sahibini göreceksin. Durakta dururken arkadaşınızı videoya çekiyorsunuz. Sonra bir fark ediyorsunuz ki orada bir ayrıntı var. Amcaya iyi bakın şimdi. Bak bak amcaya bak. Böyle böyle yapıyor ya. Amca senin ne derdin var ya? Kimin amcasıysa, kimin dedesiyse bu alsın götürsün ya bu adamı. Annem ve babam diyete başladı ama babam kendi şeyi, diyetini yapıyor. Aa, adam yakalandı, diyeti bozmuş. Aa, para veriyor, ne gördün diyor. Adam da parayı aldı, seni elma yerken gördüm tabii ki dedi. Hani kaybol kaybol hadi. Kesin herkes böyle bir şey yapmıştır ya. Yani bir iddia vardır orada. İddianın bozulduğunu gören birisine şşş görmedin ha falan demişsiniz. Ben demişimdir, kesin demişimdir. Sonunda onu yakaladım. Çocuk niye öyle bir şey yaptın ya? Bak bak orada gelmiş, havluyu parçalıyor. Ama yakalanış anı çok güzel. Tatlı tatlı bakıyor ya gözlüğüyle. Çok sevimlisin de acaba onu neden yaptığını anlatabilir misin? Markette ne oluyor ya? Aa, adama bak, çocuğu alıp götürecekti oradan. Hiçbir şey olmamış gibi annesinin yanında duran çocuğu
Böyle geldi, alıp götürüyordu az daha. Acaba şey mi oldu ya, kendi çocuğuyla mı karıştırdı? Kesin öyle demiştir ama, ay kendi çocuğum sandım demiştir. Sen abla, ne o? O ne ya? O adam orada niye oturuyor acaba? Deneme kabini gibi bir şey mi? Bak bak. Oraya çökmüş. Oradan nasıl bakıyor ya şöyle? Neydi herhalde orası, o da alttan mı bakıyordu? Yalnız bir şey diyeceğim. Hani o şey niye o kadar yukarıda, o perde? Yani deneme kabininde perdenin şuradan başlaması sizce ne kadar mantıklı? Yeni bir challenge var. Bu abla da erkek arkadaşına yapıyor. Oy diyor, şu kızın güzelliğine bak falan diyor. Hani bakacak mı diye. Denerken adam da videoda olduğunu bilmiyor. Tabii arkadan da oradan kafayı da vurdu. Challenge iyi challenge yani bu arada. Abi arkadan da gelmezsin ya bakmak için. Neden maske takıyorsun? Erkek arkadaşım burada olduğumu bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü diğer erkek arkadaşınlasın. Abla yani kameraların karşısında erkek arkadaşını aldattığını söyledin ya. Ve hiç de gocunmadın yani bu durumdan. Gayet senin için normal. Herhalde böyle hareketler yapmayın dememe gerek yok değil mi? Garson raviolimi aldı. Ravioli ne ya? Bakayım. Ana bir şey aldı gitti oradan. Anlamadım ama ne olduğunu. Yemek yerken garson geldi masaya bir şey bıraktı herhalde. Bakın oraya içeceği bıraktı, onu aldı gitti. Hemen bir Mert Gültaş'la bilgi seansı yapalım. Ravioli makarna. Ben ama aldığı şeyi makarna olduğunu düşünmüyorum. Ya sen garson değil misin? Adamın yemeğini niye çalıyorsun ya? Ya sen ne kadar tatlısın. Orada arkayı kaçırken nasıl çektiler? Ya, ya utandı ama kıyamam ya. Ne bir şey mi çıkaracaksın çantadan? Sinek şeyi çıkardı ya. Git git çok tatlısın ama. Muhtemelen arkadaşı, o da onu utandırmaya çalışıyor. Yere çöp atan adamı gören polisi görüyorsunuz. Abi bu kadar şey atılır mı ya bu arada? Bak hepsini arabaya geri tıktılar. Ya iyi oldu. Yani abi bir de ceza yazsaydın keşke. Yerlere çöp atmanın cezası yok mu ya? Yağmurlu günlerde insanların yanından geçerken yavaş geçin. Bakın adam eline taşı aldığı gibi araba nasıl yavaşladı. Yani insanlara taş aldırtmak zorunda kalmayın abi. Hemen kamu spotu lütfen. Arabayla yayaların yanından geçerken eğer su birikintisi varsa oradan yavaş geç. Yayaların geçmesi yasak olan yerden geçen iki kişiye polisin verdiği cezayı görüyorsunuz. Çok iyi bir ceza değil mi ya? Oradan oraya atla, oradan oraya atla. Madem hani atlamayı seviyorsun sen, atla o zaman abi. Bence güzel ceza, hem spor da yapılmış oluyor. İnsanlar trafik beklerken akıllılık ettiğinizi düşünüp öyle yan yola atlarsanız işte böyle geri geri gidersiniz. Acaba nereye kadar geri geri gidecek, ben onu düşünüyorum. Yani şu trafiğin sonu bayağı bir uzun bir yerde gibi duruyor. Geçmiş olsun. O insanlar yandan gitmeyi bilmiyor mu yani? Sen yine yol dışında bir yerden gitmeye çalışıyorsun değil mi? Trafiği atlatmaya çalışıyor muhtemelen. Geçmiş olsun. O çamurlu, çimenli alanda sıkıştın kaldın artık. Şöyle sola doğru gitmesi lazım ama niye oraya gitmeye çalıştı onu anlamadım. Ya da zaten çıkarsın da hani lastikler mastikler bir sıkıntı, zaten de çıkamıyormuşsun, geçmiş olsun. Arabasına çarpıp kaçmışlar ama kaçan kişinin unuttuğu bir şey var. Çok garip bir olay. Bakın arabaya vurmuş, arkadan kaçmış. Ama şu tampona dikkatli bakarsanız orada plaka kalmış. Abi plakanın izi arabaya çıkmış. Ya bu çok efsane bir olay. Geçmiş olsun, sana söyleyecek bir şey yok artık. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Yapmaması gereken şeyi yaparken kameralara yakalanan insanlara baktık. Eğer video sizi eğlendirdiyse aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinizi buralara da bekliyoruz. Hemen şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.